Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine arkamda da gördüğünüz gibi bir oyuncu koltuğu incelemesiyle sizlerle birlikteyiz. Kanalımızın %98 kitlesi erkek arkadaşlar takipçilerimizin tabii ki otomatikman bilgisayar toplayan bir kanal olduğumuz için ve oyuncu ekipmanlarıyla haşır neşir olduğumuz için takipçi kitlemizin tabii ki erkek olması normal. Tabi şimdi otomatikman diyeceksiniz erkek adamın arkasında pembe koltuğun ne işi var diye. Arkadaşlar hemen videoya geçmeden bir açıklama geçeceğiz getireyim. markasının Pandora modeli. Arkamdaki aslında Pandora'nın biraz böyle makyajlanmış varyasyonu. Xvega'nın sitesine girdiğiniz ve Pandora yazdığınız zaman 3 tane farklı model bulunuyor. İsterseniz bir tane düz bir siyah bulunuyor. İsterseniz böyle bayan yayıncılar için arkamda gördüğünüz pembe modeli bulunuyor. Aslında sadece kitleyi yayıncı olarak kapsamaya gerek yok. Çünkü son dönemde hem bayan oyuncu tarafı baya bir gelişti. Hem de bayan yayıncı tarafı baya bir gelişti. Özellikle bayan yayıncıların gerçekten çok seveceğini düşündüğüm bir koltuk. Şu an oturduğum Pandora modelinin Miu Edition modeli. ismi biraz söylemesi zor ama koltuk ismini üstündeki kedi temalarından alıyor. Şöyle yan kısımlarında görmüş olduğunuz gibi patiler, kafaya aslında iki tane kedi kulağı. Aynı zamanda sırt kısmında Miu yani koltuğun ismi yazıyor. Ama erkekler şurada bir dursun. Hani ben bu koltuğu çok beğendim ama pembe kullanmam diyen arkadaşlar için Pandora modeli buna göre biraz daha düz kaçıyor. Ama Xvega bunu noktada erkekleri düşünerek arkadaşlar aynı koltuğun aynı fonksiyonlarda Poseidon için diye bir modelinde çıkartmışlar. O da siyah ve mavi temalar üzerine bir oyuncu koltuğu. Sırt kısmında bunda Mi View yazıyor. Onda da bildiğiniz gibi Poseidon'un bir mızrağı vardı arkadaşlar. Mızrağın logosunu koymuşlar ve gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi lafı da hiç uzatmadan oyuncu koltuğunun incelemesiyle başlayalım. Arkadaşlar şu an oturduğum model X-Wagon markasının 2024 seri yani 2024 kreasyonundan bir oyuncu koltuğu. 2023 bitimlerinde bildiğiniz gibi Gist Fuarı oldu. Biz de Gist Fuarı'na davetli olarak katılmıştık. Ve biliyorsunuz ki daha öncesinde YouTube kanalımızda X-Wega markasının Star Pegasus isimli RGB'li masajlı hoparlörlü bir oyuncu koltuğunu incelemiştik. X-Wega markası gün sonunda dönüp baktığınız zaman oyuncu koltuğunda böyle akıl almaz fikirleri ilk üreten ısıtmaydı, masajlı bel yastığıydı, hoparlördü, adreslenebilir RGB'liydi, mobil uygulamaydı ve böyle sıradışı fikirlerin öncü olan firmalardan bir tanesi. Merkezleri Ankara'da ama İstanbul'da da yerleri var diye biliyorum. Giz Fuarı'nda gezerken arkadaşlar X-Vega standına denk geldik ve mükemmel oyuncu koltuklarını birebir deneme fırsatımız oldu. Yüzüklerin Efendisi Mordor Cehennemi gibi böyle değişik bir koltuk vardı. Ayaklarımızı uzatıp keyif çatabileceğimiz oyuncu koltukları vardı. Premium süet kumaşlardan üretilmiş oyuncu koltukları Premium birinci Sınıf Puderi'den üretilmiş oyuncu koltukları. Birçok seçenek gördük ve orada dikkat çeken unsurlardan bir tanesi X-Vega artık oyuncu koltuklarında arkadaşlar tamamen geliştirilmiş bir gövde sistemi kullanıyor. Bildiğiniz gibi bu oyuncu koltuklarının içerisinde bir metal iskelet sistemi oluyor. Bu iskelet sistemi bazı oyuncu koltuklarında siz dışarıdan ellediğiniz zaman böyle sıska ve cılız olduğu anlaşılıyor ama X-Vega'da arkadaşlar ürünlerine o kadar çok güveniyorlar ki bir tane oyuncu koltuğunu ikiye bölmüşler ve mekanizmayı size mümkün mertebe göstermeye çalışmışlar. Bu olay gerçekten benim giz fuarında çok dikkatimi çekti ve zaten daha öncesinde de Star Pegasus modelini kullandığım için x kalitesini biliyorum arkadaşlar. Oyuncu koltuklarında birinci sınıf malzeme kalitesi istiyorsanız arkadaşlar x ürünlerine bir göz atmanızı tavsiye ederim. Tabii ki bizim incelediğimiz Star Pegasus modeli geçen senelerin modeliydi. Biz de oradan şirket sahibi Kaan abiye rica ettik. Abi bize oyuncu koltuğu gönderir misin? Deneyeceğiz dedik. O da tabii ki kardeşim dedi. Ve orada dikkatimi en çok çeken oyuncu koltuklarından bir tanesi. Kızım da pembe rengini seviyor diye bunu istedim arkadaşlar. Dediğim gibi Mi View modelinin yanında erkekler için de Poseidon Edition diye bir modeli var. Ben bunun üzerinden anlatacağım. Poseidon Edition modeli de birebir aynı arkadaşlar. Neyse lafı gerçekten çok dolandırdık, çok uzattık ama bu anlatacağım oyuncu koltuğunu birebir de anlayabilmeniz için bu anlatacaklarım gerçekten çok önemliydi. Şimdi incelemesine isterseniz yavaştan geçelim. Şimdi bildiğiniz gibi oyuncu koltuklarında farklı boy ve kiloda olan insanlar için farklı ebatlarda artık üretilmeye başladı. Çok küçük oyuncu koltukları da inceledik kanalımızda. Çok böyle devasa yatak gibi oyuncu koltukları da inceledik. X-Vegan'ın bu model arkadaşlar medium kreasyonunda geçiyor. 150-195 boy aralığındaki insanlar için aynı zamanda 145 kiloya kadar taşıyabilen bir yapısı var. Koltuğun öncelikle ilk dikkat çeken olaylarından bir tanesi ayaklarınızı böyle uzatabiliyorsunuz. Altında bir mekanizma var arkadaşlar. Kurulum esnasında alt kısmına takıyorsunuz ve isterseniz normal oyuncu koltuğu gibi, isterseniz de alt kısımdan çektiğinizde arkadaşlar bir ayak uzatma paneli açılıyor ve bu panel üzerine ayaklarınızı uzatıyorsunuz ve koltuğu şöyle bir geri aldığınız zaman arkadaşlar gerçekten dinlenme pozisyonunda size çok şey katıyor diyebilirim ve koltuğun ikinci dikkat çeken unsuruna geldiğimiz zaman baş yastığı kısmında manyetik bir baş yastığı var. Arkasını çevirdiğiniz zaman herhangi bir lastikli yapı sizi karşılamıyor. Gördüğünüz gibi tek parça bir kafa yastığı bulunuyor. Bu kafa yastığının içerisinde metal aksamlar var arkadaşlar. Baş kısmına mıknatıslı bir alan yapmışlar. Hemen baş yastığınız arkadaşlar direkt kafa tarafına bıraktığınız zaman o bölgeye yapışıyor ve oyun için ya da herhangi bir film izlerken pozisyonunuzu aldığınızda baş yastığını buradan alıp direkt boyun bölgenize koyuyorsunuz ve kendinize göre çok kolay bir şekilde fonksiyonel olarak baş yastığını ayarlayabiliyorsunuz. Koltuğun iskelet yapısına baktığınız zaman video başında da belirtmiş olduğum gibi çelik ve güçlendirilmiş bir iskelet yapısı size oturduğunuz zaman bayağı bir güven veriyor. Bu iskeletin üzerine x geliştirmiş olduğu poliüretan malzemeden X-Vega Cold Kure isimli süngerler konumlandırılıyor. Gerçekten yumuşaklık tarafına baktığımız zaman bayağı bir yumuşak bir hissiyat alıyorsunuz. Özellikle bunu oturduğunuz zaman hissedebiliyorsunuz. Oyuncu koltuğunun malzemesine baktığımız zaman Nappa isimli bir deriden oluşuyor. Üzerindeki desenler ve yazılar makine işlemesi. Kafa yastığı tarafında da premium bir kumaş kullanılmış. Kafa yastığını ilk elinize aldığınızda malzeme ve sünger kalitesi sizi kendine çekiyor. Oyuncu koltuğun alt mekanizmasına baktığınız zaman multifonksiyonel bir mekanizmayla karşılaşıyoruz. İki tane alt kısmında mandal bulunuyor. Bu mandallardan bir tanesi oyuncu koltuğunu aşağı indirip yukarı kaldırmak için kullanılıyor. Diğer mandal da koltuğun arka tarafa doğru esneme yapabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda bunun yanında yan tarafta normal oyuncu koltuklarından aşina olduğumuz bir kol var. Bu kol vasıtasıyla arkadaşlar oyuncu koltuğu 180 dereceye kadar yatıyor. Normalde videolarımda gösteriyordum ama ben bunu zaten Giz Fuarı'nda denedim ve kalkamadım. Kalkmak için X-Vega personelleri adıma yetişti ve beni kaldırdılar. Mekanizmanın altında Class 4 bir piston kullanılıyor. Bu piston da normalde esteme falan yapmıyor. Bazı oyuncu koltuklarında böyle sallandığınız zaman o piston ya da mekanizma arkadaşlar ya gıcırdama yapıyor. Hafif böyle koltuğu sağa sola sallıyor. Ama x da böyle bir durum söz konusu değil. Oturduğunuz zaman herhangi bir şekilde hem gıcırdama yapmıyor hem de koltuk oturduğunuz yere resmen çakılıyor. Alt yarasa bacağı baktığımız zaman arkadaşlar özel boyanmış çizilmeye dayanıklı ve metal bir malzemeden oluşuyor. Tekerler tarafında pu kaplama bir plastik malzeme kullanılmış. Oyuncu koltuğunu sağa sola kaydırdığınızda hem ses yapmıyor hem de takılma yapmayan bir teker yapısı var. Tabii ki arkadaşlar kol tarafına geldiğimiz zaman kol dayama olayı da gerçekten güzel. Aşağı yukarı kademeli bir şekilde inip çıkabilen bir kol dayama sistemi bulunuyor. Aynı zamanda bu kolçaklar hem içe hem dışa doğru dönebiliyor. Hem de aynı zamanda ileri ve geri gitme fonksiyonu bulunuyor. Türkiye'nin her yerine kargo yapıyorlar. Yerinde yazdığı üzere 7 iş gününde kargoda diyorlar Koltuk size demonte bir kutu içerisinde geliyor Geldiği zaman kurulumlarını sizin kendiniz yapmanız gerekiyor Aslında kurulum noktasına baktığınız zaman aşağıdan yukarı ilerlerseniz zor bir tarafı yok arkadaşlar Çok rahat bir şekilde tek kişi de oyuncu koltuğunu rahatlıkla kurabiliyorsunuz Oyuncu koltuğunun baktığınız zaman bel desteği bulunmuyor Ama sırt yapısı bel tarafını destekleyecek şekilde tasarlanmış Oyuncu koltuğunun genel yapısına baktığınız zaman Dört yönlü kolçak el dayama sistemi bulunuyor alt mekanizma sisteminde özellikle böyle arka tarafa esneyebilme hareketi gerçekten beni mutlu etti. Aynı zamanda koltuğu 180 derece kolla yatırabiliyor olmam gerçekten beni mutlu etti. Genel koltuğun yüzeysel baktığımız zaman kafa yastığı bulunuyor ama bir bel yastığı maalesef ki bulunmuyor. Ama bunun da bir sebebi var. Sırt kısmının böyle bel destekli olmasından dolayı ekstra bir bel desteği koymamışlar. Ama isterseniz yine Xvegan'ın sitesine girip kendinize bel yastığı alabiliyorsunuz. Kafa yastığı tarafında manyetik nitik olması ve böyle ayaklarımı uzatıp arkama yaslanıp film izliyor olabilmem ya da oyun montaj vesaire sonrasında uzanıp böyle dinleniyor olabilmem gerçekten bu oyuncu koltuğunu alınabilir tarafta listemin en başına yazıyor. Daha önce ayak uzatma desteği olan bir oyuncu koltuğu kullanmamıştım. ilk koltuklarımdan bir tanesi. Tabii ki bu oyuncu koltuğu benim değil kızımın arkadaşlar. Genellikle Valorant falan oynarken o oturuyor. Oyuncu koltuğu demonte olarak size kutuda geliyor. Türkiye'nin her yerine kargo yapıyorlar. 7 iş gün içerisinde oyuncu koltuğunu kargoya veriyorlar. Tabii ki bu süreç belki özelleştirme falan isterseniz değişiklik gösterebilir. Sitesine girdiğiniz zaman misal baş yastığını artı 289 TL verip kendi isminizi falan yazdırabiliyorsunuz. Günün sonunda dönüp oyuncu koltuğuna baktığımız zaman verdiğimiz parayı bence sonuna kadar hak eden nadir oyuncu koltuklarından bir tanesi. Dediğim gibi benim arkamda kullandığım Miu Edition modeli genelde bayan oyuncular, bayan yayıncıların tercih edebileceği bir model. Özellikle benim kızım ilk gördüğünde bayıldı oyuncu koltuğuna kurmak için kafamı etini yedi. Erkek tarafına dönüp baktığımız zaman arkadaşlar Poseidon Edition modeli anlattığım özelliklerin birebir aynısı girip siteden kontrol edebilirsiniz. Ürünü inceleyebilmeniz için aşağı açıklamalar kısmına ürünün linkini bırakıyor olacağım. Oradan gidip ürünü inceleyebilir, satın alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.